Buz gibi Kayseri sabahından merhaba arkadaşlar. Yeni rotamda Anadolu'nun kadim şehirlerinden, ülkemizin en ünlü kayak merkezlerinden Kayseri'ye geldik. Ama bu videoda kayak yok. Bu videoda bol bol tarih ve kültür var arkadaşlar. Kayseri insanlar kayak için geliyorlar ama bu güzel şehrin tarih mekanlarını gezmeyi unutuyorlar daha çok. Ben de işte burada iki günde gezilebilecek mekanları anlatacağım ve ilk başladığım yerde Talas. Burası şehir merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki ayrı bir semt diyebiliriz, bir mahalle diyebiliriz. Büyükçe aslında ilçe, pardon, merkez ilçesi burası. Artı modern mekanlarla tarihi mekanların bir arada olduğu bir yer haline gelmiş ve çok güzel bir meydanda da artık belediye burada restorasyonlarını yapmış. Birçok eski Rum ve Ermeni evi restore edilerek burada artık kafe, restoran, küçük butik oteller, sanat galerileri gibi amaçlarla hizmet veriyor. Neden Rum ve Ermeni dedim? Çünkü Cumhuriyet yıllarından önce burada yoğun bir Rum ve Ermeni nüfusu varken sonrasında onlar buraları terk etmiş ve buraya da artık Türkler yerleşmiş. Talas bu şekilde. Biraz artık şehrin sokaklarına doğru dalınca burayla ilgili daha detaylı bilgiler vereceğim. Şimdi hadi gezimize başlayalım. Şimdi arkadaşlar biraz da ara sokaklara doğru dalalım. Biliyorsunuz beni, nereye gidersem gideyim o sokaklarda kayboluncasına kadar gezerim. Talas'ta da çok güzel sokaklar var. Burası zaten 1500'lü yıllardan beridir danışmentlere, Karahanlılara, Selçuklulara, Osmanlılara birçok döneme ev sahipliği yapmış ve o dönemlerden kalan eserleri de görebiliyorsunuz. Şu anda bulunduğum alandaki evlerin her bir tanesi de artık restore edilmiş. Tabi bekleyen de birçok ev var bu arada söyleyeyim. Çok da zamanı da var aslında. Buranın bayağı bir ilgiye ihtiyacı var. Kafeler, sanat evleri, işte mesela arkamda gördüğünüz bir film atölyesiymiş burası. Onun dışında şurada Develi Cıvıklısı'nın yapılan bir restorantmış. Sonrasında güzel de dediğim gibi kafeler, birkaç tane cami, bir tane de kilise. Onun dışında da işte geriye kalan hep taş evler var. Avanos'u andırıyor. Biraz Kapadokya bölgesindeki diğer taş evlerin yoğun olduğu köyleri andırıyor. Sonrasında böyle küçük bir meydanda da, az önce gördüğünüz meydanda da tekrar geri çıkarak burada yaklaşık bir saatte bitiriyorsunuz. Güzel bir kahvenizi içersiniz, cıvıklığınızı yersiniz, sonra yolunuza devam edersiniz. Buradan sonra artık merkezi gezebilirsiniz. Şimdilik bu kısımdan bu kadar. Merkeze görüşürüz. Birçok evin önünde arkadaşlar bu şekilde böyle kuyuları da görüyorsunuz. Bakın şu anda içinde çok karanlık görünmüyor ama bayağı bir derin. Su var mı yok mu bilmiyorum ama bunları göreceksiniz. Ne olduğunu merak ediyorsanız su kuyusu bunların hepsi. Hocam burada kaç yıllık eşyalar var ya? 500 yıl. Ey maşallah. Evet, şimdi gördüğünüz gibi sokaklardan bir yere daldık ve bir antikacıya denk geldik. Burada 500 yıldan bu yana kullanılan birçok eşyayı farklı farklı ne ararsanız bulabiliyorsunuz. Yani vazolar, aynalar, tablolar, lambalar, çay, ne derler ona, semaverleri, daktilolar, her şey var. Gerçekten çok şirinmiş ya. Oo, saat çok güzel. Kayseri denince akla gelen ilk lezzet tabii ki pastırma arkadaşlar. Ülkemizin en güzel yöresel ürünlerinden bir tanesi olan pastırmayı Afyon, Kayseri gibi birçok yer deneyebilirsiniz ama ben Kayseri'yi daha çok seviyorum. Arkamda gördüğünüz duymaz pastırmada da bu deneyimi yaşayacağız. İçeri gireceğiz ve Ahmet abinin bize hazırlayacağı güzel pastırmaları size göstereceğiz. Bakalım içeride neler var. Merhabalar. Merhabalar Esat, hoş geldin. Hoş bulduk. Ahmet abi nasılsın? Elhamdülillah, hoş bulduk. Kokuyu aldık geldik abi. Koku. Nasıl bir koku? Gerçi biz bu kokuyu almıyoruz. Hep içinde bulunduğumuz için. Yok abi, biz çok fena alıyoruz. Dışarıdan gelenler haliyle bu içerideki bu kokuyu alıyorlar. Şimdi Ahmet abi, önce sana şunu soruyu soracağım. Buyur abiciğim. Abi hep Kastamonu'yla Kayseri'de bir pastırma yarışı vardır. Farkı ne abi? Ben bir Kayseri'yi öğrenmek farkı istiyorum. Farkı şu, ben aslında buna bizim müşterilerimizde de çok oluyor bu. Diyorlar ki işte Kastamonu mu Kayseri mi? Ben şuna diyorum, Antep ve Yunanistan. Yunanistan diyor ki baklava bizim. Ben burada kesiyorum, bitiriyorum yani. Hmm. Yani herkes işini yapsın abi. Evet, herkes işini yapsın. Doğru mu? Doğru. Ya ben şöyle söyleyeyim, Kastamonu'nun güzel lezzetleri vardır ama abi, pastırmayı gerçekten... Güzel yapıyorlar, yapmıyor hani, değiller. Arkadaşlar onlar bizim gibi büyük satırla değil de bıçakla doğruyorlar. Onlarınki
çırpma, böyle farklı dilim dilim küçük küçük. Ama lezzette ya da kondansiyede çok fark yok sanırım. Yani yapılan 3 aşağı 5 yukarı aynıdır zaten, teknik aynı olduğu için. Yani bu kalkıp da bir öbürü bizim yaptığımızla onların yaptığının arasında çok büyük bir fark yok. Vallahi ben artık dayanamıyorum, burada kesiyorum çünkü denemem lazım, tatmam lazım. Kayseri'deki ilk lezzet durağımız pastırmaydı. Pastırmayı deneyeceğiz. Sonraki rotalarda yine görüşelim. Üşümesin diye şimdi üstünü kapatıyoruz. Kapatma. Arkadaşlar burası kahvaltıcı değil. Onu söyleyeyim değil mi Ahmet abi? Herkes seni kahvaltıcı zannediyor. Bizim bir hashtag'imiz var. Nacizane esnaf kahvaltısı diye. Burada sadece kendimize yaptığımız şeyler. Evet, sağ olsun bizim için de özel yaptı. Yoksa mekan şurası, bakın satış öyle, burası. Burası Ahmet abinin özel mutfağı. Şimdi artık deneme zamanı. Ve soframız hazır. Çayımız geldi. Artık daha çok bekleyecek dermanım kalmadı. Ahmet abiyle esnaf kahvaltısı keyfini başlıyoruz. Başladım. Lütfen. Allah kapat. Ve Kayseri merkezdeki turumuza başladık arkadaşlar. Şu anda bulunduğum alan Kayseri Kalesi. 3. yüzyıldan kalma bu muhteşem eser Roma döneminin en şaşalı kalelerinden bir tanesiymiş. 6. yüzyılda Bizanslar döneminde kalede tekrar büyütülmüş, genişletilmiş. Ve 1. Alaaddin Keykubat zamanında, Selçuklu zamanında da bu son şeklini almış arkadaşlar. Orta Doğu ve Anadolu coğrafyasındaki en stratejik noktalardan bir tanesi olduğu için bu bölge kalenin çok ciddi bir önemi varmış. Ve çeşitli zamanlarda birçok amaçla da kullanılmış. Şu anda bu bulunduğumuz bahçenin içerisinde bir kapıdan giriyorsunuz. Hemen Cumhuriyet Meydanı'nın yanında zaten burası. İçeride Kayseri Müzesi var, Fatih Camii var ve kafe ve birkaç tane daha sergi salonu gibi mekanlar da var. Burada yaklaşık böyle bir saatte güzel bir tur atabilirsiniz. Şimdilik giriş ücretsiz. Diğer yerlerde bilgileri de veririm. Başlayalım o zaman. Kalenin bahçesindeki eserlerden bir tanesi arkadaşlar Fatih Camii. Adından da anlaşıldığı üzere Fatih Sultan Mehmet'in Kayseri fethinden sonra yapılmış. Yapım tarihi 1478 yılı olarak görünüyor. Çok küçük bir cami. Zaten bahçeye girdiğiniz zaman sizi karşılayacak olan eserlerden bir tanesi de burası. Kayseri'de görmeniz gereken bir diğer mekan arkadaşlar hemen kale içinde bulunan Kayseri Müzesi. Burası arkeoloji ve etnografya müzesi olarak da geçiyor. Kayseri ve bölgeden çıkarılan birçok eser aşağıda gördüğünüz müzede sergileniyor. Ben niye içeri girmedim? Çünkü bir su kaçağı olduğu için giriş bugünlük yokmuş. Aslında cumartesi günü olmasına rağmen bir sorun olmaması lazım. Girebiliyorsunuz ama şu anda maalesef içeri giriş yok. Ben de merak ediyordum ama giremeyeceğim. Durum böyle. Gelirseniz yine müze kartınızla ücretsiz bir şekilde girip gezebilirsiniz. Sonrasında diğer mekanlara doğru yolunuza devam edebilirsiniz. Şimdi biz de öyle yapacağız. Şu anda bulunduğum yer arkadaşlar Cumhuriyet Meydanı, şehrin en önemli kısmındayız şu anda. Hemen civarda Kayseri Kalesi, Osmanlı döneminden kalan camiler, şifahaneler, medreseler ve arkamda gördüğünüz bir diğer önemli eser Saat Kulesi. Burası şehrin simgelerinden bir tanesi. 1906 yılında 2. Abdülhamit döneminde yapılmış bir eserden bahsediyoruz. Salih Usta tarafından yapılmış. Mustafa Kemal Atatürk de Kayseri'ye ziyaret ettiği zaman bu yapının balkonundan halka seslenmiş. Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti de toplantılarını yine bu arkamda gördüğünüz mini 10 metrekarelik mekanda yapmış arkadaşlar. Gerçekten çok şirin bir kulübesi var. Güzel bir saat kulesi var. 10 metre yüksekliğinde saatin yüksekliği. Buradan sonra zaten hemen hemen bütün eserleri görebiliyorsunuz. Ve onlara doğru da tek tek girebilirsiniz. Şu anda olduğum yer muhteşem bir Selçuklu eseri arkadaşlar. 3. Alaaddin Kehristo zamanında 1276 yılında yapılan bu medrese zamanında eğitim yuvası olarak kullanılmış. Bulunduğumuz alanda biri büyük olmak üzere 3 tane derslik varmış. Şu anda da gördüğünüz gibi sahafçılar bir kafe, birkaç tane de hediyelik eşya dükkanıyla gelen geçen insanlara hizmet veren güzel bir şirin bir medrese. Tam içerisi çok da güzel bir bakım oldu söylenemese de görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Burası zaten Cumhuriyet Meydanı'nda böyle baktığınız zaman görebileceğiniz eserlerden bir tanesi. Kayseri'nin bir diğer güzelliği arkadaşlar birçok tarihi mekanın birbirine çok yakın konumda bulunması. Az önce anlattığım Cumhuriyet Meydanı'ndan yaklaşık 100 metre kuzeye, güneye, doğuya, batıya giderek birçok Osmanlı ve Selçuklu eseri görebiliyorsunuz. Bunlardan da bir tanesi Gıyasiye Külliyesi arkadaşlar. Burası aynı zamanda Gevher Nesibe Şifahanesi'nde bulunduğu kısım, tam bir Osmanlı eseri arkadaşlar burası. 1669 yılında Rumi takvime göre 1669 yılında Osmanlı döneminde inşa edilmiş. Burada eski şifahane yani hastane ve medrese olarak hizmet veren bir külliye, bir toplu, bir kompleks bir yapı.
Şu anda da zaten görüntüleri gördünüz. Diğer mekanlara doğru yolumuza devam ediyoruz. Bir sonraki mekanımız arkadaşlar Kayseri Kapalı Çarşı. Kayseri'ye özgü birçok yöresel ve geleneksel ürünü bulabileceğiniz çarşıya geldik. Görüyorsunuz peynirlerle giriş yaptık. Yine peynirler, kahvaltılıklar, ileride giyim kısmı başlıyor. Yine çok eski bir Osmanlı eseriyle karşı karşıyayız bu arada. Uzunca bir çarşı, zaten Bedesten diye de geçiyor burası. Sağlı sollu birçok kapıdan da yine bu caddeye çıkabiliyorsunuz. Burası da Cumhuriyet Meydanı'nın hemen karşı tarafında bulunan yerlerden bir tanesi. Yani hepsi çok yakın birbirine. Fiyatlar da aşağı yukarı dışarıya göre daha ucuz tabii ki böyle çarşılarda olduğu gibi. Şimdi biraz daha çarşıyı keşfedelim, alacağımız şeyleri alalım. Çok güzel bir yere geldik arkadaşlar. Burası ülkemizdeki en kadim, en eski liselerden bir tanesi olan ve 1893 yılında Sultaniye Mektebi olarak açılan Kayseri Lisesi. Burası 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın ve sonrasında Abdullah Gül'ün de mezun olduğu lise olarak biliniyor. Çok güzel bir müze haline getirmişler. Şu anda o zamandan bu zamana kadarki eğitim sistemiyle ilgili birçok bilgiyi de bu müzede alabiliyorsunuz. Hatta bu şekilde o zamanki öğrencilerin giydiği kıyafetlerden, aldıkları eğitimle ilgili bilgilere kadar birçok görsel öğeyi de görebiliyorsunuz. Güzel bir binası var zaten görüntülerde gördünüz. Kayseri'de gördüğüm mekanlar içerisinde şu ana kadarki en çok beğendiğim yer burası oldu diyebilirim. Buradan sonra da artık Kayseri evlerine doğru devam edeceğiz. Ve ondan sonra yavaş yavaş Kayseri videomuzu bitireceğiz. Ahmet görüşürüz. Cumhuriyet'in ilk yıllarında çok önemli bir yere sahip olan Kayseri Lisesi'ndeki eğitimle ilgili bazı şeyleri size göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın burada biyoloji kısmında öğrencilerin inceledikleri hayvanların dondurulmuş şekilleri. Burada kavanozlar içinde her birinin yavrusu, bakın hepsi canlı, aslında gerçek, pardon canlı demeyeyim de gerçek hayvanlar. Sonra minik minik işte göstergeler. Bakın burası kimyada kullanılan eşyalar. Ya bunları görünce şu anda acaba kaç tane lisemizde 2022 yılında şu aletlerin olduğunu düşünün. Siz de eğitim gördünüz. Bunları bir düşünün, tartın. Eğitim sisteminin nereden nereye geldiğini çok iyi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Anadolu'nun birçok şehrinde olduğu gibi Kayseri'de yoğun bir Rum ve Ermeni nüfusu vardı arkadaşlar geçmişte. O dönemden kalma kiliseleri de şehrin bazı yerlerini görebiliyorsunuz ama maalesef onlar da zamanla başka amaçlara hizmet vermeye başlamışlar. Hemen arkamda gördüğünüz Meryem Ana Kilisesi şehrin merkezindeki en büyük kilise. 19. yüzyılda yapılmış. 1900'lü yıllarda çeşitli değişiklikler olduktan sonra şu anda da şehir kütüphanesi olarak hizmet veriyor. Biraz da şimdi içeriye bakarak artık gezimizi yavaş yavaş noktalayalım. Kayseri gezime devam ediyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben butik otelleri çok severim. Ve Kayseri'de çok ilginç konsepte sahip olan bir yerin olduğunu duyunca da koşa koşa buraya geldim. Yanımda da bu güzel işletmenin 15 yıllık bir şarap markasının yaratıcısı Oluş Hanım var. Şimdi ben susacağım. Oluş Hanım hem bize butik oteli anlatacak, sonrasında zaten şaraphaneden görüntüleri göreceksiniz. Oluş Hanım, şu an biz neredeyiz? Teşekkür ederim buraya geldiğiniz için öncelikle. Burası tarihsel geçmişi olan bir çiftlik. 500 yıl ötesine dayanıyor bu hikaye. Kayseri için, bırakın İç Anadolu içinde ilk rol model olan bir aile, Mola ailesi. Ben de o ailenin bir ferdiyim zaten. Üçüncü jenerasyon olarak ben burada bu çiftliğin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına devam ediyorum. Ben buraya farklı bir bakış açısıyla yaklaştım. Bir organik tarımı başlattım burada. Çünkü Kayseri'de organik tarım yoktu. İlk üretici benim. Bir dernek kurdum ve uzun sürede başkanlığını yaptım. Bugün Kayseri'de 2000 dekar alanda 70 üretici üretim yapmakta. Organik pazarlarda kuruldu. İkinci bir ilk de burada şarap üretmiş olmam. Şarap, onu zaten birazdan evet, görecekler. Evet. Bir de şu çok güzel yapı var arkada. Evet. Gerçi bu sizin herhalde kendi
eviniz. Bir de arkasında görüntülerde zaten görüyorsunuz. Evet. O da 8 odalı bir butik otel. Evet, butik otel. O da ailenin hikayesini anlatan bir otel. 8 odamız var. Odaların isimleri hep ailenin kadınlarına evet, aittir. Fotoğrafları onların da hep fotoğrafları var kendilerinin. Kayseri yonu taşının kullanıldığı ama Alman ekolünün, Alman mimarisinin de yansıtıldığı bir yapı bu. Çünkü benim ailemin, işte annem Alman asıllı, babam Kayserili Türk ve farklı iki kültürün bir arada farklı iki dinin sevgiyle bir araya gelmesini temsil ediyor. Burası da öyle değil. Şöyle anlatayım. Dünden beridir geziyorum gerçekten bu mekanı. Zaten çok uzak bir yerde bir şarap evi var, yani üretim yeri var. Sonrasında hara var. Şurada güzel kazların, buradaki işte organik bütün ürünlerin yetiştirildiği küçük böyle çiftlikler, araziler var. Yani hem hayvanlarla, hem evcil hayvanlarla beraber bir dolu dolu, huzur dolu bir gün geçiyorsunuz. O kahvaltı serinin o kalabalığından uzaklaşıp şöyle kafanızı dinliyorsunuz. O yüzden bence böyle bir yerin varlığını anlatmak, tanıtmak çok önemli. Sanatla şarabı da birleştirmek istiyoruz. Sanat, kültür ve turizmi birleştirmek istiyoruz. Bu amaçla burada bir kültür merkezi ve sanat merkezinin de kuruluşunu hedefliyoruz. Yani bu süreç devam ediyor. O zaman artık daha fazlasını kendileri gelip görsünler diyelim. O zaman şeyin ismini söylemediniz, markalarınızın ismini. Evet, Sanolus otelimizin ismi. Vinolus da şarabımızın ismi. Sanolus'a. Uluslararası ödüller de aldık şaraplarımızla. Bununla da gurur duyuyoruz. Çünkü yerli üzümlerimizle ürettiğimiz şaraplarla ödüller aldık. Türkiye olarak da sadece ben değil, birçok şarap üreticisi 20 yılda çok ciddi sıçrama yaptı ve kaliteli şaraplar üretmeye başladı. Türkiye olarak da gurur duyuyorum. Valla ben de bir bu ülkeyi seven, bir vatansever bir insan olarak böyle kadın bir girişimcinin Kayseri gibi bir yerde, hani bunu söylememin sebebi çünkü çok değişik bir çağ atlatmış oluyorsunuz aslında. Hani evet. Otelcilik konseptine de, şarapçılık konseptine de çok güzel bir yön getirmiş oluyorsunuz. Kayseri demişken zaten size pastırmayı anlatmıştım. Sırada mantı var. Mantı içinde Sanolus'un çalışanlarından Saniye Hanım. Saniye ablacığım, Kayseri mantısının diğer mantılardan farkı nedir? Kayseri mantısı %100 kırmızı yağsız dana eti, soğan, karabiber, tuz içerce yapılıyor. Suyu kaynıyor ama yalnız küçük küçük olması lazım. Evet, çok küçük. O ben farkı bence bu zaten. Çok küçük bir taneleri var. Ben yani büyük büyük olur. Bir kaşığa 40 tane sığdırabiliyoruz. Suyumuz kaynadı. Tabii şimdi koyuyorsun. Şimdi mantımızı açıyoruz. Aslında Kayseri mantısının özelliği fazla kaynamayacak. En fazla 10 dakika. Tereyağı, biber salçası ve domates salçası kullanacağız sosu için. Sonra karıştırırız. Yoğurt ve baharatlarla süsleyeceğiz. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi biraz tadalım o zaman. Dışarıda gezdik. Bu muhteşem butik oteli gördük. Oluş adında da Vinolus. Öyle mi? Vinolus. Çünkü ben hani İngilizce karakterle isminizi kullanmışsınız. Evet. Çok güzel bir fikir olmuş aslında. Vinolus, evet. Sanolus. Evet, doğru mu? Doğrudur. Güzel. Peki şimdi burayı bize biraz anlatır mısınız? Evet. Şimdi şaraphanenin kuruluşu 2007'ye dayanıyor. Ben buraya geldiğimde ailenin 3. kuşağı olarak çiftliğin ıslah çalışmalarına katkıda bulunmak istedim. Hı hı. Ve ne yapabilirim diye düşündüm. Biraz sanırım böyle kader ağlarını örmüştü burada benim şarap yapımımla ilgili. Geldiğimde mevcut bağlarımıza şaraplık üzümler aşılanmıştı. Ama kimse şarap yapmıyordu. Aileden olan bir iki kişi böyle ev şarabı falan yapıyor. Bilirim diye düşündüm. Ve burada katma değeri yüksek şarap üretmek, şarap üretmenin uygun olacağını düşündüm burada. Neden? Üst segment şarap. Çünkü bir kere toprak yapısı ve terroir, Kapadokya bölgesi, volkanik ve çok iyi şaraplar çıkarabilecek bir bölge burası. Hem köpüklü şaraplar hem de beyaz şaraplar. Ve çok iyi üzümlerimiz var. Neden olmasın dedim. Ve hedefim üst segment şarap üretmekti. O şekilde başladım. 2007'den beri devam ediyorum.
uluslararası ödüller aldık. Benim için en gurur verici olan şey de yerli üzümlerle başarabilmiş olmamız. Zaten oteldeki o bütün ödülleri gördüm yani. Evet. 2019'dan 2017'den birçok ödülümüz var. Evet. Ya gurur verici bir şey. Gerçekten bir kadın girişimci olarak da bu kadar bir şey. Tarımdan, organik tarıma, işte şarapçılıktan, butik otelciliğe birçok işle uğraşmak büyük bir emek, gayret, sabır gerektiriyordur. Tebrik ederim sizi. Yani şöyle söyleyeyim. Az önce oteli anlattım size. Şimdi buraya gösteriyoruz. Yani bu kadar güzel bir konsepti İtalya'da, Toskana'da görebilirsiniz yani. Hani oraya da gitmeye gerek yok. Kayseri'de var. Değil mi? Ne olacak? Evet. Şimdi diğer kısımlara doğru devam edelim mi? Göstermeye. Tabii. Devam edelim. Tamam. Burası da kültür mahzenimiz diyeyim size. Burayı restore ettik. Çatısı falan çökmüştü buranın. Bu da 1940'lı yıllarda yapılan binalardan bir tanesi. Ve kültür amaçlı kullanıyoruz şu anda. Konserler veriyoruz burada. Burada da mahzenlerimiz var bizim. Farklı. Şarapla sanatı ve kültürü birleştirmek benim asıl hedefim. Şu anda işte tavuklar, hindiler buradan şey yapılıyor, kesiliyor. Yumurtamız buradan geliyor. Yani kahvaltıda yediğimiz ürünlerin geldiği yerlerden bir tanesi. Evet, evet, öyle. Burada bir güvercinliğimiz var, kuşluğumuz var. Gerçekten gezdiğim ülke içindeki en ilginç butik otellerden bir tanesiydi, kaldım öyle söyleyeyim. Mutlaka buraya gelmelisiniz arkadaşlar. Zaten kayak turizmi için geliyorsunuz, kültür turizmini biraz atlıyorsunuz. Kayseri dünden beridir gösteriyorum size. Çok güzel Selçuklu, Osmanlı, Karahanlılar, İlhanlılar dönemine ait birçok esere de sahip. Gelmişken de böyle dolu dolu birçok acıdan sizi mutlu edecek bir yerde kalmanızı, seviyorsanız da şarabınızı denemenizi tavsiye ederim. Artık Kayseri gezimi burada noktalıyorum. Benimle kalmaya devam edin. Görüşmek üzere. Görüşürüz.